oldu? Bir şey mi oldu? Serkan? Oğlum, bir şey mi var? Şimdi ne yapacaksın Serkan? Bu yüzük kimin? O yüzük benim anne. Sizin mi? Nereden buldun onu? Odamda buldum. O meşhum gece sırasında düşmüş olmalı. Alabilir miyim? Bir de Nadir Bey'in yüzüğü var ya, ben onu olay gecesinden sonra bulmadım. Bugünlüğün yanında buldum. Oğlum. Ne bu? Burada bu söylediklerin hayal, bak. Sen... Sen mi annemle babamı? Konuş. Konuş. Konuşsana. Ya konuşsana, bir şey söyle bana. Ya bir şey söyle, ben yapmadım de, doğru değil de. Sen mi öldürdün annemle bu? Serkan. Neyi var canım? Birdenbire niye böyle davranmaya başladın? Oğlum. Nadir'le neden evlendin anne? Yani nereden çıktı şimdi bu soru? Anne, Nadir'le neden evlendin? Daha önce de konuştuk ya, yani biz onunla öyle bir karar aldık. Mine? Mine Nadir'in çocuğu mu? Hı? Neden ya? Neden? Neden? Niye? Ne yaptı onlar sana? Ne yaptı? Ne yaptı? Hayal, inan çok pişmanım. Ya sen ne pişmanlığından bahsediyorsun? Sen... Sen nasıl bakabildin bunca yıl benim yüzüme? Annemle babam öldükten sonra benimle ilgilenerek, bana bakarak sen günah çıkardığını mı zannettin? Sen o yüzden mi evlendirdin beni oğlumla? Vicdanını rahatlatmak için. Hayal, ben... Sen katilsin sen. Sen katilsin. Beni de öldürseydin keşke, keşke. Keşke beni de öldürseydin. Ben sana baba dedim ya. Ben sana baba dedim. Anne, ne yapıyorsun? Bir şey yok oğlum. Sen içeri git. Ama dede. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Oğlum git. Salona geleceğim ben şimdi. Hayır, bak. Bilmediğin şeyler var. Neyi bileceğim? Neyi bileceğim? Ne? Ne? Annem
benimle babamı öldürmüşsün. Sen hala haklı olmanın peşinde misin? Ya sen nasıl bir insansın? Tarık, biliyor muydu onu? Öldüğü gece neden kavga ettiğimizi merak ediyordun ya. Öğrenmişti. O yüzden kavga ettik. Sen hem kocamın hem ailemin katilisin. Neden? Ne yaptı ya onlar ölmek için? Ölmeyi hak edecek. Ne yaptı? Cevap ver. Tarık için kızım. Oğlum için. Tarık için mi? Tarık için mi? Hande? Serkan'ın nesi var? Yani son gördüğümde pek iyi değildi sanki. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Ne konuştunuz, tartıştınız mı yoksa? Ha? Cevap versen anne. Bir şey soruyorum sana. Mine'nin babası Nadir mi? Bu ne biçim bir soru böyle? Nereden çıktı şimdi bu soru? Hande'nin günlüğünü okudum anne. Ne günlüğü? Anlamadım. Ne günlüğü? Sen de okudun değil mi o günlüğü? Hayır yani. İnan ben öyle bir şey bilmiyorum. Ne günlüğü anlamadım ben. O gece Nadir'i neden bıçakladın? Daha önce de söyledim ya hayatım. Biz onunla tartıştık ve... Bana yalan söyleme artık. Anne bana yalan söyleme artık yeter. O herif benim kardeşimi hamile bıraktı. Sen de bunu biliyordun öyle değil mi? He? Biliyordun bunu. Yok hayır. Bak Hande. Abinle çok iyi geçinemezsiniz. Sana kötü davranırdı. Sen de kötü davrandığı zamanlar gelip... bana söylerdin. Ben de elimden geldiği kadar sana yardımcı olmaya çalışırdım. Anladım. Ben mi gidip Serkan'a bakayım o lütfen, zaman? Lütfen otur. Oturur musun lütfen? Lütfen. Bak artık büyüdün. Tabii belki buna ihtiyacın yok ama... yine de bir şeye ihtiyacın olursa... çekinmeden bana gelebilirsin, tamam mı? Siz bana nasıl yardım ediyordunuz? Hayır yani merak ediyorum. Her sorunumda sizin yanınıza geliyormuşum ya ben. Ne kadar yakındık biz? Çok. Çok. Bu yakınlığın ölçüsü neydi peki? Senin... büyüğündüm işte. Öyle mi? Öyle. Hala, anneme bir şey oldu. Ben giderim. O yüzük. Hı? O kız o yüzüğü bulmuş annem de söylediğinizden çok daha önce. Hande bırakmış o yüzüğü. Biz bulalım diye bırakmış. Ona bunu yapan herifin kim olduğunu anlamamız için bırakmış. Hande'ni bıraktığını nereden biliyoruz? Ha? Ya kız yalan söylüyorsa? Ha? Serkan, bak şu anda sağlıklı düşünemiyorsun. Nadir Bey de söyledi daha önce. Yani o yüzüğü kendisi düşürdüğünü söyledi kavga ettiğimizde. Yani şimdi Nadir Bey'e mi inanırsın, bu kıza mı inanırsın? Ha? Hangisi doğru söylüyor? Peki günlükte yazanlar? Ne yazıyormuş günlükte? Yani Nadir Bey'in adı mı geçiyor? Yani ismi mi yazılı? Hayır. E? Açık açık yazmamış.
Ama belli ki bunu yapan o. Serkan. Nadir Bey senin baban. Tanıyorsun. Nadir Bey hiç öyle bir şey yapar mı hayatım? Ha? Evladım. Nereye gidiyorsun? Bak yanlış bir şey yapma. Sadece odadan çıkıyorum ben. Niye bu kadar panikledin ki? Yok yani ben sadece hani şimdi çok sinirlisin ya. Ben bir şey yapma diye dedim. Ceren neyin var? İyiyim bir şeyim yok. Mineciğim. Sen hadi bizi yalnız bırakır mısın alanda? Biraz konuşalım ha? Ama anne neyin olduğunu söylemeyecek misin? Canım. Hadi sen bizi yalnız bırak. Ben birazdan yanına geleceğim. Tamam. Ne oldu? Ya bir sancım tuttu. Sonra birdenbire başım döndü. Öyle tam o anda da Mine gelmiş. Gördü beni o halde, korktu çocuk. Ne yapmak lazım peki acaba? Bir şey gerek yok bence ya. Daha iyiyim şimdi. Bir kalkmayı deneyeyim bence. Tamam, dikkat et. Gel. Gel. Dur, aman kalk. Ceren. Ceren. Serkan. Oğlum ne oluyor? Ceren'e bir şey oldu. Ceren'e. Şule ne oluyor? Nadir. Hemen gitmelisin. Ama niye? Soru sorma. Hadi gitmelisin diyorum sana. Çabuk. Hadi. Hemen. Çabuk. Ceren. Ne oldu? Ya bayıldı işte. Bilmiyorum. Allah. Annemin nesi var Allah? İyi olacak canım, korkma ya. Allah anneme ne olmuş lütfen söyle. Bir şey yok. Tamam canım, tamam şekilim bir. Hayatım. Babaanne anneme ne olmuş? Tamam. Tamam, doktor Onur'u çağır, yürüyün. Ben çok çaresizdim. Tarık çok hastaydı. Kalp nakli yapılması gerekiyordu. Yoksa ölecekti. Onu kurtarmak için yaptım. Onu kurtarmak için benim ailemi öldürdü. O an onu yaşatmaktan başka bir şey düşünemiyordum. Tarık'ın ameliyat olması için mecburdum buna. Niye mecburdun? Niye mecburdun? Ya Tarık'ın hayatı karşılığında kim annemle babamı öldürmeni istedi senden? Ya cevap ver bana. Ben söyleyeyim mi sana? O istedi değil mi? Şule istedi bunu senden. Sen nereden biliyorsun bunu? Yoksa o kaza dosyasını ondan şüphelendiğin için mi istedim ben? Şule'nin yaptırdığından çok emindim ama senin... bunu senin yapacağın hiç benim aklımın ucundan bile geçmedi. Neden Şule annemle babamın ölmesini istedi? Neden? Bana bir şey söylemedi. Sen biliyorsun, sen biliyorsun. Sen bildiğin için sürekli hapishaneye o kadını görmeye gidiyorsun. O kadın mı? Bana sakın yalan söyleme. O kızın Hande değil Zehra olduğunu sen çok iyi biliyorsun. Annesine söylemişsin bunu. Şule anneye bir şey yaptı. Annemler bunu biliyordu. O yüzden ölmesini istedi. Pisliğini kapamak için. Ben seni babam gibi sevdim ya. Ben seni...
seni. Onu ya seni babam gibi sevdim ben. Keşke seni şurada ellerimle boğabilsem. Ben yapmam ama böyle bir şey. Neden biliyor musun? Ben senin gibi katil değilim çünkü. Sen hesap vereceksin adalete. Sen de o Şule de. İkiniz de hesap vereceksiniz. Polise gidiyorum ben. Hayal dur. Hayal yapma. Ne yapma ne? Hiçbir şeyi kanıtlayamazsın. Söylediklerini kimseye inandıramazsın. Şule'nin suçlu olduğunu gösterecek hiçbir kanıt yok elinde. Kanıtlayamazsın bunu. Yapma. İğrenç bir adamsın sen. Murat! Anne! Oğlum hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Oğlum hadi. Bu yaptığın hiçbir şeye yaramayacak. Hayal. Yemin ederim kendim için değil. Kim için? Ha? Onun için. Onun için susman gerekiyor ha. Sen kendini kurtarmak için şu küçücük çocuğu mu kullanıyorsun? Onun için susman gerekiyor hayat. İnan bana susman gerekiyor. Ne inanacağım ben sana ya? Oğlum hadi kalk gidiyoruz. Gitmeyelim dedim bırakmayalım. Oğlum ne olursun kalk hadi. Hayal yapma. Murat ne olursun gidiyoruz. Hayal. Bırak kolum acıyor. Canını yakacaksın yapma. Oğlum hadi. Hayal yapma. Hayal. Murat ne olur. Murat. 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 Oğlum. Dokunma sen oğluma. Murat. Murat. Bırak. Murat. Dikkat et. Başına dikkat et. İyi misin? Murat oğlum. Murat. Murat iyi misin? Oğlum. Murat. Onur Bey, nesi var? Ceren Hanım gayet iyi. Tansiyon düşmüş sadece. Şu durumda bunların olması gayet normal. Endişelenecek hiçbir durum yok. Peki bebek o nasıl? Hiçbir sorun gözükmüyor. Mine bilmiyor. Hamilelik boyunca böyle ufak tefek hadiseler olacaktır. Ama inanın her şey normal seyrinde. Mine, iyi misin canım? Annemin bir bebeği olacakmış. Benden saklıyorlar. Niye anne? Niye benden saklıyorsunuz bunu? Biraz dinlendikten sonra kendine gelecektir. Ama bundan sonra stres ve yorgunluk olmaması lazım. Kendinize dikkat etmeniz gerekecek. Onur Bey, bu kadar çabuk geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Lafım olur. Evet, Serkan sen Ceren'in yanında kal. Biz de biraz yalnız bırakalım. Tekrar teşekkürler, sağ ol. İyi akşamlar, geçmiş olsun. Dikkatli olmalısın artık. Bak çok doğru duydun. Stresten uzak durmalısın. Ya evliliğim bu haldeyken nasıl strese girmeyeceğim? Bunu da söyleseydi keşke. Ama doğru. Nereden bilsin ki doktor ne yaşadığımızı? Seni öyle görünce o kadar korktum ki Ceren. Gerçekten. Burada yani şimdi öyle mi? Kızım senin bir günlüğün varmış. Abine vermişsin öyle mi Serkan'a? Evet verdim. Kızım neden bana getirmedin? Neden abine veriyorsun? Ama ben zaten sen günlüğü gördün sanıyordum. Mine bana öyle söyledi. Hatta günlüğü okuduysan geçmişimle ilgili bana bir şeyler söylersin diye umut etmiştim.
Ne gibi şeyler? Sen daha iyi bilirsin. Ben hatırlamıyorum ki hiçbir şey. Yani bana ne oldu? Ceren, o ikimizin çocuğu. Beni yalnız bırakır mısın? Dinlenmek istiyorum. Abi, biz de geçmişten bahsediyorduk annemle. Nadir Bey nerede? Aa, oğlum birden acil işi çıkmış gitti. Ya ben de anlamadım nasıl gittiğini. Zaten biliyorsun burada kalmaktan dolayı çok rahatsız. Annem günlüğü okumuş ama bir şey anlamamış. Yani belki sen söylersin. Bana ne oldu? Neden hala duruyorsun acaba? Serkan Bey. Serkan Bey. Nadirmiş Kazım. Hande'yi bu pisliği yapan Nadirmiş. Emin misiniz Serkan Bey? Eminim. Peki ne yapacağız? Bu herife bunu ödeteceğiz. Endişelenme Hayal. Doktor bunların olabileceğini söylemişti. Anne. Bebeğim. Buradayım bir tanem. Ne oldu bana? Bir şey olmadı. Yorulmuşsun azıcık. Dinlen sen. Susadım. Hemen oğlum. Gel. Kalk bakalım yavaşça. Yavaşça. Annesi. İç bakalım suyunu. Öksür, öksür. Aman, iyi misin bebeğim? İyiyim. Hadi koçum. Sen güzel güzel uyu. Annesi, o uyusun, biz Murat'ı rahatsız etmeyelim. Hayal, biraz sakin olmaya çalış. O kadar çabuk mu kaybedeceğim oğlum? Onu kaybetmeyeceksin, inan bana. Onu kurtaracağız. Şule, geçmişte Tara yurt dışından kalp bulunmasını sağlamıştı. Ameliyat ettirmişti. Şimdi aynı şeyi Murat'a da yapabilir. Ama sen polise gidersen o kılını bile kıpırdatmaz. Hem onun suçlu olduğunu da ispat edemezsin. Her şey boşa gider. Kendini kurtarmak için hala yalan söylüyorsun. Ne kadar iğrenç bir adamsın sen. Ne yazık ki doğru Hayal. Murat'ı kurtarabilmemiz için tek çare Şule.
polise gitmeyeyim diye söylüyorsun bana bunları değil mi? Bak Hayal. Ben aşağılık bir adamım, haklısın. Öylesin. Katilim. Evet. Ama inan bana, cezamı çekeceğim. Bugüne kadar gidip teslim olmadıysam eğer, bunun bir tek sebebi vardı. Şule'nin de cezasını çekmesini istiyordum. Çok inandırıcı. Zehra'nın annesinin peşine düşme sebebim de buydu. Şule'yi hapse attıracak bir delil olmaya çalışıyordum. Ama ne yazık ki şimdi gene ona muhtaçım. Elim kolum bağlı. O zaman oğlum için ne yaptıysam, şimdi de torunum için Şule ne isterse yapmaya hazırım. Asıl soru şu. Peki sen? Sen oğlun için her şeyi yapabilir misin? Ne diyorsun sen? Tarık gibi. Onu da kurtarmama izin verecek misin? Karşılığında ne yapacaksın? Birini mi öldüreceksin? Kimi? O kadını. Şermin'i. Zehra'nın annesi. Niye? Neden? Ne istiyor ki Şule o kadından? Bilmiyorum. Her şey Hande ile ilgili. Ona her ne yaptılarsa ortaya çıkmasını istemiyorum. Tıpkı annemler gibi. Asla böyle bir şey yapmayacaksın Bayram. Murat için mecburuz. Ya sen delirdin mi? Delirdin mi sen? Kadının kılına bile zarar gelmeyecek, anlıyor musun beni? Tanımadığın o kadının canı kendi oğlundan daha mı kıymetli? Ben her şeyi yaparım oğlum için bu hayatta. Tamam mı? Ya bir insanı öldürmek bir tercih olabilir mi? Ya çıldıracağım, şimdi çıldıracağım. Zehra'nın annesine bir şey yapmana asla izin vermeyeceğim. Bence hemen böyle konuşma. Bir tarafta o kadının hayatı, öbür tarafta oğlunun. Terazinin hangi kefesi daha ağır basıyor? Hiç. Kız değil mi arayan? O pislik için kendi hayatınızı mahvetmeyeceksiniz değil mi? Benim hayatımın bir önemi yok ki. O heriften öcümüzü almak için kendimden vazgeçerim ama Ceren hamile. Çocuğu düşünmem lazım, Ceren'i düşünmem lazım. O yüzden öfkeyle değil, akıllı hareket edeceğiz. Peki ya Şule Hanım? O biliyor mu? Biliyor. Ama beni korumak için inkar ediyor. O yüzden annemin bu olanlardan hiçbir şekilde haberi olmayacak yazım, tamam mı? Durmaz. Serkan ikna olmadıysa durmaz. Vallahi bir şeyler yapmalıyım. Evet. Efendim Şule. Ah, Beril, ben konuştuğumuz belgeler için aramıştım. Ne yaptın, ayarlayabildin mi? Allah'ım, ne yapacağım ben? Ne yapacağım?
haldeyken onu bir yere götürmeye kalkma ne olur. Biri gidecekse ben gidiyorum. Annemin evi boş. Orada kalacağım. Bak hayal. Tarık hastayken yapayalnızdım. Çaresizdim. Oğlumu kurtarmak için çok yanlış şeyler yaptım. Şimdi de torunumu kurtarmak için yapmam gereken bir seçim var. Ama bu defa yalnız değilim. Sen de varsın. Murat'ı kurtarmak için Şule'nin dediklerini yapmama izin verecek misin? Yoksa gidip her şeyi anlatacak mısın? İyice düşün taşın ve buna kararı sen ver. Ne adım var ne de sanım, ne yolum var ne bir evim, gidecek hiç yerim yok. Ne yazım var ne de gözüm, ne yalan olsa tek sözüm, fermanımı yazan çok. Ne doğduğum gün belli, ne de öldüm. Hayat bana çözülmez bir kördüm. Yalandan bile olsa ufacık bir mutluluk, peşinden sürüklenip kim oldum. Yapalım, dünyam bu kadarmış benim de. Herkesin bir sır varmış en derinde. Ne yapalım, dünyam bu kadarmış benim de. Herkesin bir sır varmış en derinde. Sıkı tut ellerimi, sakın bırakma küçük kız. Elbet mutlulukla buluşacağız. Ne adım var ne de sanım, ne yolum var ne bir evim, gidecek hiç yerim yok. Gözüm yalan olsa tek sözüm, fermanımı yazan çok. Ne doğduğum gün belli, ne de öldüm. Hayat bana çözülmez bir kördüm. Yalandan bile olsa ufacık bir mutluluk, peşinden sürüklenip kim oldum? Ne yapalım, dünyam bu kadarmış benim de. Herkesin bir sır varmış en derinde. Ne yapalım, dünyam bu kadarmış benim de. Herkesin bir sır varmış. Sıkı tut ellerimi, sakın bırakma küçük kız. Elbet mutlulukla buluşacağız. Ne? Ne oldu? Neyin var senin? Hazırlanmamışsın da. Ne? Benimle konuşmuyorsun.
konuşmayacak mısın? Şey... Ben artık hazırlanayım, okula geç kalacağım. Ne? Sen bana küs müsün? Yok. Seni okula ben bırakayım mı? Ne olur. Hadi gel hazırlanalım o zaman ha. Hayal, niye aramıyorsun ki beni? Anne, günaydın. Bir tanem, günaydın. Gel. Gel. Oh, nasılsın? İyiyim. Dedem yok mu? Yok bebeğim. Nerede peki? Dedem bir süre gelmeyecek. Kavga ettiğiniz için mi gitti? Niye kavga ettiniz ki anne? Boş ver Murat'cığım, bunlar büyüklerin arasında olan şeyler. Boş ver sen. Ama ben dedemi istiyorum. Benim için barışsanız olmaz mı? Ne olur anne, benim için. Ben senin için her şeyi yaparım. Bir tanem benim. Oh. Ama bu dedenle bizim aramızda olan bir şey. Sen karışma, tamam mı? Aferin sana. Alo. Hayal, iyi misin? Bir şey yok değil mi? Kötü bir şey olmadı. Yok, yolunda her şey. Murat nasıl, iyi mi? İyi o da. Ya dünden beri arıyorum seni. Geri de dönmedin, merak ettim. Ben biraz erken yatmışım da akşam, o yüzden görmedim senin de aradığını. Sen ne yaptın bu arada? Günlüğü verdim Serkan'a. Ne dedi? Ya... Parkta buluşalım mı? Yüz yüzeyken konuşuruz. Buluşalım, buluşalım. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Birini mi öldüreceksin? O kadın. Şermin'i. Niye? Bir tarafta o kadının hayatı... Öbür tarafta oğlunun. Terazinin hangi kefesi daha ağır basıyor? Günaydın. Günaydın kızım. Günaydın. Günaydın. Günaydın Ceren. Günaydın Mineciğim. Nasılsın kuzum? Günaydın. İyiyim. Mine? Ben bugün... Kahvaltı yapmak istemiyorum. Ya Amine, olur mu kızım öyle şey? Hadi ye. Ama istemiyorum. Bir an önce okula gidelim. Anlıyorum Tufan Bey. Yani kalp nakli için donör bulma şansımız yurt dışı seçenekleriyle daha fazla, öyle mi? Süper. Tamam, güzel, çok güzel. Yani ben elimden geleni yapmaya hazırım. Şartları zorlayalım. Evet, evet. Daha önce konuştuğumuz gibi. Desteğiniz için teşekkürler.
Mine, hadi gel bugün okula gitmeyelim. Ama okula gitmeyip de ne yapacağız ki? Gezeriz. Olur. Hadi. Bir saat sonra buluşalım. Mine'yi seninle görüştüreceğim. Adresi mesaj atarım sana. Mesajlarıma cevap vermiyorsun. Yoksa bıktırdın mı senin sonunda? Yok. Olur mu öyle şey? Ne yapıyorsun? Hiç. Şimdi şöyle, Murat'ın durumuyla ilgili bazı gelişmeler oldu. Hayal'le buluşalım mı? İkinize de anlatırım. Tamam. Biz zaten buluşacaktık parkta. Şimdi çıkacağım ben de. Aa, süper. Tamam. O zaman orada görüşürüz. Yalnız ben biraz gecikeceğim. İşlerim var. Tamam. Tamam, hadi bay bay. Bakalım sözümü dinleyip o heriften uzak mı duracaksın? Yoksa gene ona mı gideceksin Zehra? Nadir'in başını ağrıtacak belgeler bu sabah itibariyle savcılığa teslim edildi Şule. Yalnız unutma lütfen, bu olayla benim bir bağlantım olmamalı. Olur mu? Merak etme. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Bir şey soracağım. Serkan'ın bu belgelerle hiçbir bağlantısı yok değil mi? Yani onunla ilgili herhangi bir konu geçmiyor bu belgelerde. Hayır yok, merak etme. Nadir'in bile bu durumun başına iş açacağından haberi yok. Ayrıca Serkan'ın bu belgelerde yazanlarla hiçbir bağlantısı yok. Ve belgelerde imzası da yok. O yüzden rahat olabilirsin. Nadir'i kesin içeri alırlar değil mi? Girer. Şule, bir şey sormak istiyorum sana. Daha dün Nadir'i kaybetmemek için bana meydan okurken ne değişti şimdi? Ya neden bu kadar nefret eder oldun Nadir'den? Nadir Bey geldi mi? Evet efendim, toplantı odasında. Raporlarımı mail atarsınız. Peki efendim. Ha, Serkan, nasılsın? Dün gece apar topar çıkmışsınız, merak ettim. Bir şey mi oldu? Küçük bir işim vardı. Hem annen ortalık bu kadar karışıkken etrafta görünmemi istemedi. Ne oldu? Ben gittikten sonra bir şey mi oldu yoksa? Ya, ben sizinle konuşmak istedim ama. Olur, konuşalım. Ne hakkında? Yüzüğünüz hakkında. Yüzüğüm hakkında mı? Ne konuşabiliriz ki bir yüzük hakkında? Şule, ondan bu kadar nefret etmenin sebebi ne? İnan sana söyleyemem. Yani çok özel bir şey. Ama eğer bilecek olsan aynı tarafta olurduk. Polisler hemen harekete geçer değil mi? Hemen bugün başlarlar işleme, merak etme. Güzel.
bunca zaman onun gerçek yüzünü nasıl göremedim? Çok kızıyorum kendime. Bence çok şanslısın Beril. Böyle bir adamdan bu kadar çabuk kurtulduğun için. Benim gitmem gerekiyor izninle. Tekrar çok teşekkür ediyorum Beril. Ne demek? Görüşeceğiz. Bu yüzük o kadar çok şey anlatıyor ki Nadir Bey. Hakkında konuşulmayı hak ediyor gerçekten. Serkan ne diyorsun sen? Ne anlatabilir ki bir yüzük? Benden sakladıklarınızı. Ya Serkan bilmece gibi konuşmayı bırak lütfen. Senden ne saklıyor olabilirim ki ben? Annemle olan ilişkiniz. Babam olduğunuz gerçeği. Bunların hepsini sakladınız benden değil mi? Yoksa bilmediğim başka bir şey daha mı var? Yok. Annemin size bu yüzüğü aldığı günü çok iyi hatırlıyorum. Önce babamı aldığını sanmıştım. Ama sonra sizin parmağınızı görünce anladım tabii her şeyi. İşe bakın ki yıllar sonra size bıçakladığı gün bu yüzük parmağınızdan düşüyor. Ne kadar şiirsel değil mi? Ya Serkan biliyorum zor bir durum ama bütün bunları geçmişte bırakıp önümüze baksak daha iyi olmaz mı sence? Öyle yapacağız Nadir Bey. Önümüze bakacağız. Ama önce geçmişin hesabını soracağım. Efendim Nadir. Serkan bir şey anlamış olabilir mi? Nasıl yani? Nereden çıktı bu soru? Neden sordun? Yanıma geldi. Bir tuhaftı. Bazı imalarda bulundu. Bak eğer ona bir şey söylediysen. Hayır. Ben bir şey söylemedim. Böyle bir şey nasıl söyleyebilirim zaten? Tabii ki söylemedim. İyi de niye o zaman dün akşam beni apar topar evden çıkardın? Ne oluyor Şule? Nadir. Bir şey olduğu yok. Hiçbir şey olduğu yok, tamam mı? Merak etme. Pislik. Bir an önce olsun. Ne olacaksa bir an önce olsun. Serkan. Serkan Bey, ne yapacağınıza karar verdiniz mi? Bu akşam Kazım. Bu akşam o herifin işi bitecek. O Hande'ye yaptıklarının hesabını verecek. İstediğiniz gibi efendim. Bu akşam. Mineciğim, bak burada çok güzel bir kafe var. Gel burada oturalım he. Anne. Bana doğruyu söyler misin? Neden buraya geldik? Bak o kadın. O kadın neden burada anne? Ben o kadını istemiyorum anne. Ben istemiyorum onu. Gitsin. Kızım bak şimdi. Anne ben o kadını istemiyorum. Gitsin başka bir yere gitsin. Anneciğim. Leyla benim arkadaşım. O gün yaptıklarından dolayı zaten çok pişman. Senden özür dilemek istedi. Ben o yüzden getirdim seni buraya. Hadi. Nasılsın? Bak biliyorum.
O gün aramızda yaşananlar hiç öyle şeyler değildi. Benim öyle konuşmamam gerekirdi. Ben sonradan çok üzüldüm. Biliyor musun, aslında ben seni gerçekten çok seviyorum. Bu yüzden de senden özür dilemek istedim ve anneni aradım. O da görüşmemizi sağladı. Beni affedebilecek misin? Taş, kağıt, makas. Kazandın. Sen kazandın. Taş, kağıt, makas. Murat. Hande abla. Asıl mı? Gel. Nasılsın? İyiyim Hande abla. Al, bu senin. Ne bu? Bak bakalım neymiş. Kamyon almış. Anne, Hande ablam kamyon almış. Teşekkür et bakalım Hande ablana. Teşekkür ederim Hande abla. Bir şey değil, güzel güzel oyna. Hande abla, biliyor musun? Dedem gitti. Neden? Annemle kavga ettiler. Murat'cığım, hadi sen geç şöyle oyna bakalım güzelce. Hadi güzel oğlum. Bırak poşetini de. Of. Ne oldu? Neden kavga ettiniz? Annemle ilgili bir şey mi söyledi? Şule ile mi ilgili? Yok, her zamanki konular yüzünden kavga ettik. Annemle ilgili bir şey mi sordun, ondan mı? Sordum. Tabi bir şey söylemedi bana. Ben bir şey söyledi zannettim. Sen nasılsın? İyi değilsin tabii. Murat'ı düşünüyorsun. Hayal. Murat iyi olacak. Gerçekten iyi olacak bak. Genco birileriyle iletişime geçmiş. Evet. Konuşuyor. Korkma, tamam mı? Üzülme artık. Zehra. Hı. Ben. Ne oldu? Aksilik yok değil mi? Her şey konuştuğumuz gibi. Evet. O kadın çıkar çıkmaz yok olacak. Merak etme. Sen de sözünü unutmadın değil mi? Unutmadım. Savaş istiyorsan seninle savaşacağız Zehra. Evet, seni dinliyorum. Bir şey söyleyeceğim sana. Hı hı. Murat'ı kurtarmak için Şule'nin dediklerini yapmama izin verecek misin? Yoksa gidip her şeyi anlatacak mısın? İyice düşün taşın ve buna kararı sen ver. Ya Serkan'ı soracaktım. Sen günlüğü verince ne yaptı o? Ne yapsın? Günlüğü verdim. Yüzüğü de söyledim. Olaydan önce buldum ben bu yüzüğü dedim. Baktı. Serkan çünkü bakıyor. Nasıl bir şey yapmadı? Hande ile ilgili hiçbir şeye tepki vermiyor. Vermedi. Thank you.
ne istemiştiniz? Emniyetten geliyoruz. Nadir Bey hakkında ihbar var. Kendisi nerede? Buyurun, ben size eşlik edeyim. Oğlum. Neden geldin? Çünkü o saçma sapan fikirlerini kafandan atıp atmadığından emin olmak istedim. Saçma öyle mi? Sana anlattıklarımız saçma deyip geçiştirebileceğini mi zannediyorsun annem? Hı? Serkan, yani Nadir Bey'in böyle bir şey yapacağını nasıl düşünebilirsin? Bana bak anne. Artık beni aptal yerine koymaktan vazgeç, tamam mı? Ne saçmalıyorsun sen ya, ne aptallığı? Birbirimizi kandırmayalım diyorum anne. Nadir Bey, polisler sizi soruyor. Nadir Yaman. Hakkınızda ihbar var Nadir Bey. Bizimle merkeze kadar geleceksiniz. Serkan Bey, polisler. Polis mi? Memur Bey, yanlışlık oldu mutlaka. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Ne oluyor? Nadir Bey hakkında ciddi bir ihbar var. Ne ihbarı? Kara para aklama. Nadir Bey, nedir bu olanlar? Serkan, yemin ederim hiçbir fikrim yok. Gidelim Nadir Bey, lütfen zorluk çıkartmayın. Arkadaşlar, bir dakika, buna hiç gerek yok. Nadir Bey, lütfen dedim, ya, gidelim. Ya bırakın, ne yapıyorsunuz siz? Serkan, Serkan, avukatlara haber ver. Beni orada yalnız bırakma Serkan. Ya bırakın, bırakın dedim size. Anlamıyorum ki. Herkes bakıyor. Kimse hiçbir şey yapmıyor. Yokmuş gibi. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar. Ben bazen düşünüyorum yani. Galiba bulamayacağım. Ne olduğunu çözemeyeceğiz. Hande'ye ne olduğunu bulamayacağım diyorum yani. Ne olacak o zaman? Bilmiyorum Zehra. Annem de çıkıyor. Çıkıyor. Az kaldı. Yan ayağı çek. Ne yapacaksınız çıkınca? İşte onu bir yere yerleştireceğim, sonra bilmiyorum. Bunları çözmem lazım. Çözmeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Genç abi. Murat. Bak yeni kamyonum. Vay, çok güzelmiş. Oynuyor musun? Aferin sana. Hadi bakalım. Hayal, nasılsın? Nasıl olayım genç abi? Sen nasılsın? İyi. Mineciğim, bak Leyla ablan gelmiş buraya. Senden özür dilemek istiyor. Neden onunla konuşmuyorsun? Ne? Biraz ayıp etmiyor musun ama? Hani o gün sen bana ben senin gerçek annenim demiştin ya. Doğru muydu? Mineciğim, niye şimdi böyle bir soru soruyorsun? Nereden çıktı şimdi? Biz buraya bunu konuşmaya gelmedik ki. Doğru muydu, değil miydi? Mine, neden şimdi bunu soruyorsun? Çünkü ben sizi konuşurken duydum anne. Sen hamileymişsin. Ne bilmiyor dedi. Ben ona söylemedim dedi. Her şeyi duydum, her şeyi. Ceren, sen hamile misin? Bir dakika. Mineciğim, Mineciğim, ben tabii ki bunu sana söyleyecektim ama doğru zamanı bekliyordum. Hayır, söylemedin. Çünkü benden kurtulmak istiyorsun değil mi artık? Mineciğim, o nasıl söz öyle? Tabii ki öyle bir şey yok. Öyle olduğunu biliyorum. Beni buraya getirdin, şimdi de o kadına vereceksin değil mi beni? Sen beni hiçbir zaman sevmedin, hiçbir zaman istemedin sen beni. Mine,
Yalan mı? Sen artık onu seveceksin, beni değil. Sen zaten hiçbir zaman beni sevmedin ki. Şimdi de benden kurtulmak istiyorsun değil mi? Kurtulmak istiyorsun sen benden. Sen beni hiçbir zaman sevmedin, hiçbir zaman istemedin sen. Mine, yeter. Mine, ne? Mine! 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 Öyle atladın mı iç yola? Çocuk kim hanımefendi? İyi çok şükür. Tamam sağ olun. Al iç yavrum, iç hadi. İstemiyorum. Sen de beni istemiyorsun zaten. Mine, bak neden böyle yapıyorsun? Ben sana zaten her şeyi anlatacaktım. Bırakmam. Bırakmam dedim. Mine bırak. Bırak beni. Bırak. Bırakma. Bırakmam. Gel buraya. Ben seni hiçbir yere bırakmam. Hiçbir yere bırakmam. Duydun mu beni? Seni hiçbir yere bırakmam. Sen yaptın bunu değil mi? He? Sen yaptın. Oğlum ben nasıl yapabilirim? Yani herhalde bir yanlışlık oldu. Anne yeter! Yeter artık ya. Benimle oyun oynama. Bırak şu rol kesmeyi. Sen yaptın değil mi? Bir şeyler çevirdin, sen ayarladın bunu. Ya bana bir kere olsun doğruyu söyle ya. Ben yaptım. Çünkü biliyordun. Hı? Onun yaptığını biliyordun değil mi? Nadir'in yaptığı her şeyi sen de öğrendin. Öyle değil mi? Ya susma! Bir cevap ver, susma artık. Evet. Oydu. O pislik Nadir. Hande'ye bunu yaptığını bile bile o adamla nasıl evlendin anne? Ben onu öldürmek istedim. Ama olmadı. Seni korumak için yaptım oğlum. Beni korumak için mi? Böyle mi koruyacaksın anne beni? Hande'nin hayatını mahveden herifle evlenerek mi koruyacaksın beni? Ben nereden bilebilirdim? Yani size belli etmemek için bir kılıf uydurmam gerekiyordu. Sen ne saçmaladın ya? Ne yaptın sen anne? Nasıl gizlersin benden böyle bir şeyi ya? Nasıl saklarsın bunu? Çünkü seni de kaybetmek istemedim. Şimdi kaybetmeyecek misin yani? Öyle mi? Olsun. Şimdi bana kızsan bile, yani o Nadir'i bir şey yaparak yine bir hata yapmandan korktum. Bak şimdi o içeride, sen benim yanımdasın. Benim suçum. Hepsi benim suçum. O kızı getirmemeliydim buraya. Her şeyi o kız başlattı. İyi ki de başlattı. Yoksa hiçbir şeyden haberimiz olmayacakmış. Düzeltmek için yaptım bütün bunları. Nereden bilebilirdim böyle bir şey olacağını? Nereden bilebilirdim? O kız kurcalıyor her şeyi. Her şey o kızın başının altından çıkıyor. Ne olacağını zannediyordun anne? He? Ne olacaktı ya? Bırak artık, bırak. Bırak bir şeyleri düzeltmeyi, bırak. Yurt dışı bağlantılarımı kullandım. Yani her an haber gelebilir. Peki kendi ülkesinde nakil bekleyen uygun biri çıkarsa? Yani şöyle, ülkeler elbette ilk olarak kendi vatandaşlarını öncelik tanıyorlar. Ama eğer orada uygun bir hasta yoksa, o zaman başka ülkenin vatandaşları da bu donörün bağışladığı organdan yararlanabiliyor. Yani bizim yurt dışı seçeneğiyle birlikte şansımız daha yüksek aslında. Göreceksin, bulacağız.
Ama bu pahalı bir şey değil mi? Çünkü benim durumum hani... Yani elbet bir yolu bulunur. Nadir Bey, buyurun. Lafı fazla uzatmama gerek yok. Hakkınızda çok ciddi suçlamalar var. Neye dayanıyor bu suçlamalar? Elimize ulaşan belgelere. Belgeler, kara para aklama suçuna iştirak ettiğinizi gösteriyor Nadir Bey. Bakın Amir Bey, benim böyle bir şey yapmama imkan yok. Ben saygımı iş adamıyım. Ama belgeler öyle demiyor. Üzgünüm. Savcı karşısına çıkana kadar nezarethanede misafirimiz olacaksınız. Neyin var senin? Bir şey yok. Niye benden uzak duruyorsun Hande? Ne oluyor? Bir şey mi yaptın? Bir şey mi söyledin? Yok bir şey gerçekten. Neden ağzını bıçak açmıyor o zaman? Ne oluyor Hande? Bir şey yok diyorum. Bir şey olmuyor. Yok bir şey. Yok. Hande. Var ve bana söylemiyorsun. Sorun seni öpmüş olman mı? He? Buna mı bozuldun sen? Hande ben sanmıştım ki sen de bana karşılık verdin. Bu mu rahatsız etti seni? Eğer bu rahatsız ettiyse... Hayır. Yok bir şey. Hande! Hoş geldiniz. Nesi var? Mine, biraz konuşalım kızım bak. Ne olursun böyle yapma. Gel konuşalım. Git buradan. Git! Mine, lütfen böyle yapma kızım. Bana kızım filan deme. Zaten yalan. Ben o kadının kızıyım değil mi? Ben senin kızın değilim değil mi? O kadın doğru söylüyor değil mi? Evet ama... Biliyordum işte. Ben senin kızın değilim. Ben o kadının kızıyım. Şimdi hamilesin. Yeni bir çocuğun olacak. O zaman beni istemeyeceksin. Beni başından atacaksın sen. Hiç olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey kızım? Olur. O çocuk doğunca beni istemeyeceksin. Beni başından atacaksın. Mine, lütfen yapma böyle. Bak boşu boşuna üzüyorsunuz kendini de beni de. Lütfen. Git buradan. Git. Buradan git. Mine, lütfen bir konuş. Git buradan. Mine, git. Mine. Git buradan. Git. Hande, dur lütfen. Hande, ne oluyor? Ya neden böyle davrandığını söyler misin bana artık? Bir şey olmuyor. Hande, konuşur musun? Ne oluyor? Sana söylemem gereken çok şey var benim. Bana her şeyi söyleyebilirsin zaten. Ne oldu Hande? Ne söyleyeceksen söyle. Hande. Bak. Ben seni çok uzun zamandır bekliyorum. En zor kısmını geçtik. Artık buradasın. Benimlesin. Hande.
söyleyeceğin şey ne olursa olsun benim sana olan sevgimi engelleyemez. Ne oldu söyle. Ne olursa olsun. Evet. Aramızda gizli saklı olmasın artık lütfen. Bir şey söyle artık bana. Niye ağlıyorsun? Giderim. Niye? Giderim. Eve giderim. Bu mu? Bu mu anne? Bütün söyleyeceğin şey bu mu? Ay abla. Mine geldiğinde nasıl ağlıyordu bir görsen. Bir şey mi oldu acaba? Ay bilmem ki. Ya acaba gerçek annesinin o kadın olduğunu mu öğrendi? Hı? Ceren Hanım. Bir şey mi istemiştiniz? Diyorum ki Mine için bir şey, bir tatlı falan yapsak. En sevdiği tatlı. Sakızlı muhallebi mesela. Tabii. Hay hay hemen başlarız. Hiç merak etmeyin. Kim aramıştınız? Şey, Hande Hanım'a bakmıştım. Kendisi evde değil. Ha biliyorum biliyorum. Ben ailesiyle görüşecektim zaten. Peki buyurun. Ceren Hanım, biri geldi Hande Hanım'ı görmek istiyor. Allah Allah, kim acaba? Bilmiyorum ama bir baksanız iyi olur. Tamam ben bakayım sen de Şule Hanım'a haber ver. Tamam. Buyurun ne istemiştiniz? Şule Hanım, bir misafirimiz var. Kimmiş? Bilmiyorum ama Hande Hanım için gelmiş. Hande Hanım mı? Ne istemiştiniz? İtiraf etmem gereken çok büyük bir günahım var. Anneni ve babanı ben öldürdüm.
Murat'ı kurtarabilmemiz için tek çare Şule. O zaman oğlum için ne yaptıysam, şimdi de torunum için Şule ne isterse yapmaya hazırım. Yüzünü mü öldüreceksin? O kadını. Şermin'i. Ben bunu nasıl yapacağım sana Zehra? Nasıl? Yurt dışındaki bağlantılarımı kullandım. Oradan haber gelebilir. Yok, yapamam. Anne. Gidiyoruz oğlum. Nereye? Çabuk hadi. Giy bakalım ayakkabılarını. Anne. Bana ne olduğunu söylemeyecek misin? Sende bir şey var ve bana söylemiyorsun. Anlatmayacak mısın? Hoş geldiniz Hande Hanım. Bir misafiriniz var. Hande. Çünkü ben sizi konuşurken duydum anne. Sen hamileymişsin. Allah kahretsin. Bebeği aldırmamış. O bebekle Serkan'ı eve bağlayacağını düşünüyor. Onu asla sana bırakmayacağım. Yani gerçekten beni hatırlamadın mı? Benim, Kadir, benim ben. Demek söyledikleri doğruymuş ha. Hafızanı kaybettin, hiçbir şey hatırlamıyorsun. Seni o kadar çok aradım ki. Gerçekten sokak sokak, cadde cadde aradım seni. En sonunda Almanya'daki hastaneye ulaştım. Oradan da konsolosluğa yönlendirdiler. Buraya kadar geldim. Zehra'm. Serkan, ne diyor bu adam? Ne Zehra'sı? Anlatayım canım kardeşim. Ben Zehra'nın, yani sizin bildiğiniz adıyla annenin nişanlısıyım. Nişanlısı mı? Ne diyorsun sen ya? Ne nişanı? Doğru duydun. Onun nişanlısıyım. Buraya kadar gelip bu saçmalıklarına inanacağımızı mı düşünüyorsun ha? Hande'nin hafızasını yitirdiğini biliyorsun. Ya bize yanaşıp bizi dolandırmayacağın ne malum? Peki tamam. Peki bu fotoğrafa ne diyeceksiniz? Bu fotoğraf da mı yalan? Ha? Anne, fotoğraftaki sensin. Ne oluyor? Bunda şaşılacak bir şey yok canım kardeşim. Çünkü doğruyu söylüyorum. Sen kaçırılmıştın. Yoksa sen mi yaptın? Ya ben de onu birilerinden kaçarken tanıdım zaten. Salih miydi? Neydi, öyle bir adamdan kaçıyordu. Niye kaçtığını, adamların ondan ne istediğini sordum ama herhangi bir cevap falan vermedi bana. Yani kaçmasına, saklanmasına yardım ederken de bana aşık oldu. Ben de ona aşık oldum. Evlenecektik. Saçmalık bütün bunlar. Hande lütfen sen de bir şey söyler misin?
tanımıyorum. Bak, gördün işte. Kızım seni tanımıyor. Ayrıca bu saatten sonra seni tanısa ne fark eder, hatırlasa ne fark edecek? Ha? Sen onun için hiçbir şey ifade etmiyorsun. Anladın mı? Hanımefendi, şöyle söyleyeyim. Kızınız ve bizim birlikte yaşadıklarımız benim için çok şey ifade ediyor. Bununla neler neler yaşadık biz. Ne badireler atlattık. Hem bizimki çok büyük aşktı. Bir bebeğimiz olacaktı. Bebeğiniz mi olacaktı? Ama o kazada sadece hafızasını değil, bebeğimizi de kaybetmiş. Ben onun içinde bir yerlerde beni hatırladığını biliyorum. Yani ona kendimi hatırlatmaya da kararlıyım. Benim kararımdan da kimse vazgeçiremez öyle kolay kolay. Böyle bir şey mümkün değil. Serkan, oğlum bir şey söyler misin lütfen? Hanımefendi, ben Zehra ile 5 dakika baş başa konuşmadan şuradan şuraya gitmem. Hatırlamıyorum diyor ya. Ne konuşacaksın? Şşş, bir sakin ol ya. Buraya elini kolunu sallayarak gelip onunla görüşebileceğini mi sanıyorsun sen? Ne yani, fotoğraf da mı yalan? Ha? Biz neler neler yaşadık biliyor musun? Başımızdan neler geçti. Sen istiyorsan ben sana daha fazla detay veririm, daha fazla anlatırım. Daha fazla konuşmamı istiyor musun? Yeter. Genç otur. Konuşalım. Kızım, siz de izin verirseniz konuşalım. Ama Serkan. İstiyorsa konuşabilir anne. Zehra, niye cevap vermiyorsun ya? Ne yapıyorsun sen? Neyin peşindesin? Hı? Ben sana bir şans vermedim mi? Ha? Sana ne dedim? Buradan gidelim dedim. Anneni de alalım, buradan kaçıp gidelim dedim. Sen ne yaptın? Beni bir köşeye atmaya çalıştın. Sen kime şans veriyorsun ya? Başımıza gelen bunca şey senin başının altından çıkmıyormuş gibi pişkin pişkin konuşuyorsun. Aşağılık yalancı herif. Yalancılık da senin üstüne tanımam kızım. Zehra ya da Hande mi demeliyim? Hangisini tercih edersin? Ha? Bak, bizim hayalimiz neydi? Bizim hayalimiz buradan kaçmak, mutlu mesut yaşamaktı rahat içinde. Şimdi ben sana o hayali sunuyorum. Diyorum ki içeri gireceksin. Diyeceksin ki ben bu adamı hatırlıyorum. Biz de buradan mutlu mesut kaçacağız. Sonra bunların parasına çökeceğiz. Anladın mı? İtiraz edecek halleri yok zaten. Paralara mı çökeceksin? Ha? Beni mi kullanacaksın? Para için mi kullanacaksın şimdi de beni? Ya kızım, ikimiz için. Annen için. Annemi karıştırma. Kafayı mı yedin sen? Ben böyle bir şey yapar mıyım? E beni mecbur bırakıyorsun. Ne yapacağım yani? Senin bu süt bebesine mi riayet edeceğim? Ha? Bu yaptığın hiçbir şeye yaramayacak, tamam mı? Şimdi içeri gideceğiz. Ben bu adamı hatırlamıyorum diyeceğim. Sen de çekip gideceksin, gidecek, gidecek. Öyle mi? O benim aklıma gelmedi ya bunlar. Vallahi çok iyi fikir ha. Peki ben ne yapacağım? Şimdi içeri gideceğim. Genco'ya diyeceğim ki bu kız aslında Hande değil. Zehra. Her şeyi mahvedeceğim. Nasıl? İyi fikir değil mi? Ha? Serkan, bu adamın ne olduğu, kim olduğu belli değil. Niye baş başa konuşmasına izin verdiniz ya? Ya bir de sürekli Zehra diyor yani. Garip değil mi Zehra demesi? Yeter bu kadar konuştukları. Zaten kız bir şey hatırlamıyor. Neyi zorluyor bu adam ya? Genco, tamam, sakin. Tamam mı? Hadi sakin biraz. Hadi. Yapamazsın. Buna cesaret edemezsin. Yaparım. Seni o herife yar etmektense elimden gelen her şeyi yaparım. Her şeyi mahvederim.
Anlamıyorum ya. Sen anlıyor musun ben içeride nelerle uğraşıyorum? Kızın başına bir şey gelmiş diyorum. Onu çözeceğim. Az kaldı. Anladın mı? Annem çıkacak dışarı. Birazcık vicdanın varsa yapmazsın. Yaparım ya. Başlarım şimdi o kızın başına neler geldi be ya. O zaman Genco denilen herif ne yapar? Ha? Seni Hande değil de bir yalancı olduğunu öğrenirse ne yapar? Seni bir kalemde siler. Öyle Hande'yim diye ortalıkta gezip dedektifçilik de oynayamazsın. Anladın? O yüzden boşu boşuna itiraz etme. Bu heriften ayrılacaksın. Arana mesafe koyacaksın. Annen çıkacak. Hep beraber buradan gideceğiz. Hem bak sana söyleyeyim, sen içinde bir yerde hala beni seviyorsun. Gerçekten bak bunu anlayacaksın ya. Hala beni seviyorsun. Sen bu takıntılı vicdansız halinle benim düşmanım olursun. Anladın mı? Yapma Zehra, böyle söyleme. Hem bu yalana daha ne kadar devam edeceksin ki? Şuraya bak ya. Koca ev. Annen çıkınca istersen anneni bir yere yerleştiririm. Sen burada kalırsın. Bu oyunu oynamaya devam edersin. Bunlardan yeterince para tırtıklayınca da hep beraber gideriz. Ne diyorsun? Ben hiçbir yere gitmem seninle. Bence iyi düşün Zehra. Ya şimdi içeri gider, her şeyi anlatır, bu oyunu bozar. Ya da benim oyunuma devam edersin. Karar senin. Sen bilirsin. Ne diyeyim? Allah belanı versin. Konuştun mu? Bitti mi? Şimdi defol git bu evden. Allah Allah. Eğer Zehra... Ya. Pardon. Hande de gitmemi istiyorsa... o zaman defolur giderim buradan. Hande, aşağıda konuştuklarımıza rağmen beni bir daha görmek istemediğine emin misin? Ha? Yok. Görmek istiyorum. Kızım. Sen ne diyorsun? Anne. Neden? Ya işte gerçek aşk böyle bir şey demek ki. İnsanın hafızası silmiyor, her şey gidiyor, bitiyor. Ama gerçek aşk kalıyor. Enteresan. Değil mi? Doğru mu anne? Hatırladın mı bu adamı? Belki başka bir şeyler daha hatırlarım diye düşündüm. Yani görüşecek misin? Görüşeceğim. Sizinle konuşalım mı biraz? Benimle mi? Tabii, tabii ki. Pardon. Bir dakika, bakar mısın anne? Benim anlamadığım bazı şeyler vardı. Ne yaptığını sanıyorsun lan sen? Siz ikiniz... Bu hareketler ne ya? Ha? Allah Allah. Şu eli kolu bir indir ilk önce. Bir sakin ol, konuşalım. Kardeşim, bak bana bak. Ben sana çok acayip bir kıyak yapıyorum, farkında değilsin. Ne kıyağı ya? Ben sana ne söylediysem onu yapıyorum. Ben o kızı seviyorum, anladın mı? Beni bir kenara atmasına müsaade edemezdim. O yüzden çıktım geldim buraya. Birlikte çevirdiniz değil mi bu oyunu? Hı? Onun masum olduğu da yalan. Ya Allah'ın aşkına yapma. Sen zeki bir adamsın. Biraz bir düşün, bir tart. Zehra'nın hiçbir şeyden haberi yok. Beni değil o genç seçecekti. Anlatmaya çalıştım, anlamadım. O genç ayrılmayınca da ben de çıktım buraya geldim. Mecbur bıraktı beni. Şimdi sana yaptığım kıyağa gelince. Kim sevdiğim kızın abisi, annesi benim kim olduğumu biliyor. Beni tanıyor. Artık bu eve girip çıkmam için bir mani yok. O yüzden diyorum ki yani ortak çalışabiliriz. Ha? Ne diyorsun? Thank you.
yapıyorsun sen ya? Ne işin var senin bu adamla? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Gördün. Fotoğraf var elinde. Yanında duruyorum. Hatırlamıyorum. Tanıyormuşum demek ki. Ya sen bu adamı tanımıyorsun Hande. Ya kim bilir neler yaşadığında bu adamla tanıştınız. Sen benim hatırlamam için elinden gelen her şeyi yapmıyor musun? Demek ki bir şeyler var. Hatırlamam gerekiyor. Yapacak başka bir şey yok. Görüşmem lazım. Ya biz? Biz ne olacağız? Bu adamın bize ne kadar zarar vereceğinin farkında değil misin Hande sen? Biz ne olacağız? Yine de görüşecek misin bu adamla? O zaman yapacak bir şey yok. Sen kararını vermişsin. Peki adamın dedikleri doğru mu? Sizin bir bebeğiniz mi olacaktı? Öyleymiş. Konuşacak neyimiz kalmış, biz çoktan bitmişiz. Hep aynı sondan gün alıp sanki ayrılmaya yemin etmişiz. Ben kendimi böyle hiç sevmedim, yalnızlıktan çırılçıplak. Oh, ben seni hiç böyle sevmemiştim, gideceksin diye korkarak. Hangimiz bir parçasını bırakıp gidecek, diğeri uyurken? Peki ya hangimizin son sözü olacak, diğerinin adı yapayalnız ölürken? Hangimiz bir parçasını bırakıp gidecek, diğeri uyurken? Peki ya hangimizin son sözü olacak, diğerinin adı yapayalnız ölürken? Sanırım önce ben gidemem. Yalnızlıktan çırılçıplak. Oh, ben seni hiç böyle sevmemiştim, gideceksin diye korkarak. Hangimiz bir parçasını bırakıp gidecek, diğeri uyurken? Ya hangimizin son sözü olacak, diğerinin adı yapayalnız ölürken? Hangimiz bir parçasını bırakıp gidecek, diğeri uyurken? Peki ya hangimizin son sözü olacak, diğerinin adı yapayalnız ölürken? Sanırım önce ben gidemem. Sanırım önce ben gidemem. Ve çok
tuhaf değil mi? Böyle bir adamın birdenbire çıkıp gelmesi. Ya siz ailece çok tuhafsınız ha. Yani kızın annesi kadının birinden çocuğu kaçırır. Abisi kadınlarla gezer. Yani bir Hande vardı normal olan. Onda geçmişi bayağı olaylıymış. Genco. Müsaadenizle. Şimdi benim neler yapabileceğimi biliyorsun. Elimde ne olduğunu biliyorsun. O yüzden ne olacak? Sesin çıkmayacak. Susacaksın. Ben de sevdiğim kızı rahat rahat göreceğim. Ha karşılığında tabağı sana boş yollamayacağım ha. Ben de sen ne istiyorsan onu yapacağım. Senden bir şey istediğimi nereden çıkardın? Yapma ya. Allah'ın aşkına. Bak sana bir bilgi vereyim. Zehra'nın annesinin yarın mahkemesi var. Dışarı çıkacak. Zehra için annesi çok önemlidir. Gerekirse dünya yakar onun için. Anladın? Eğer Zehra'nın bu evdeki oyuna devam etmesini istiyorsanız benimle iyi geçin. Ben de Zehra'yı bu evde tutayım. Galiba anlaştık Serkan Bey. Ha? Beni başkalarıyla karıştırmanı istemem. Ben her şeyi sevdiğim için yapıyorum. Aşk için. Hadi eyvallah. Zehra. Yani ne diyeyim? Seni gördüğüm için o kadar mutlu oldum ki anlatamam. Ama artık bana müsaade. Zehra'yı, buna da bir türlü alışamadım. Hande'yi bulmak için bayağı bir çaba sarf ettim. Artık gideyim biraz dinleyeyim. Neyse, nasıl olsa bol bol görüşeceğiz. Hande. Görüşmek üzere. Ne diyor bu adam ha? Niye gelmiş? Ya siz Kazım'la bu Kadir denen adamı halletmeyecek miydiniz ha? Başımıza bela olacak Serkan. Halledemedik. Herif yapacaklarımızı oyamış, paçayı sıyırdı işte. Eve kadar gelmek ne demek ya? Ne demek eve kadar gelmek? Bir de utanmadan giderken bir daha geleceğim diyor. Haddini bildirseydin ya. Bildiremedim anne. Bildiremedim. Neden biliyor musun? Çünkü herif her şeyi biliyor. Adamın elinde benim ses kaydım var. Anlamadım. Ne ses kaydı? Klinikteyken Leyla seanslarımızı kayıt altına almış. Kayıtlar herifin elinde. Beni bunda tehdit ediyor herif. Anlattığım her şeyi, itiraf ettiğim her şeyi kayıt altına almış. Nasıl? Sana o kızı buraya getirme dedim anne. O kızı buraya getirme, gitme dedim ama beni dinlemedin. Kızdan kurtulacak vaktimiz vardı, yine beni dinlemedin. Gittin Leyla'yı musallat ettin Mine'nin başına. Başımıza bu işleri hep sen açtın anne. Hep sen açtın bu işleri başımıza. Hep o kızın başının altından çıkıyor bunlar. Göstereceğim ona. Ödeteceğim bütün bu yaptıklarımı ona. Kızın bir şeyden haberi yok. Bir de o kızı mı koruyorsun bana şimdi? Korumuyorum. Kızın o herifin yaptıklarından haberi yok diyorum sana. Nasıl haberi yok dersin Serkan? Kızla ikisi o adam sevgililermiş, farkında değil misin? Akılları sıra bize oyun oynuyorlar. Bak anne, o kız bizim peşimizde. Hande'ye ne olduğunu merak ediyor, bunu araştırıyor ve bunu bulmak üzere. Sence o herifin elindeki kayıttan haberi olsa bunu şimdiye kadar kullanmaz mıydı? Evet, o kız bizim peşimizde ve sen hala onu koruyorsun. Korumuyorum. Bizim peşimizde diyorum. Bizim peşimizde. Ne oldu, çok mu şaşırdın buna? Şaşırıyor musun ya? Ne bekliyordun ki? Ne yapacaktı yani? Buraya girecek, bu kadar şeyi öğrenecek, sonra da hiçbir şey yokmuş gibi mi davranacaktı? Hiçbir şey merak etmeyecek miydi? Araştırmayacak mıydı? Öyle mi sanıyorsun? Evet. Öyleyse bu işi kökünden çözeceğiz. Sen hiçbir şeyi çözmeyeceksin. Tamam mı? Daha önce çözmeye çalıştığında ne olduğunu gördük. Ne yapacaksın ya? Gidip öldürecek misin sen kızı? Ne olmuş? Ha? Şimdiye kadar ben ailemi korudum, bizi korudum Serkan.
Ve yine korumaya devam edeceğim. Koruma anne. Aileni koruma. Nasıl koruyacaksın ya sen aileni? Gidip Nadir'le evlenerek o herifi evimizin içine sokar mı? Haddini aşma. Sen bütün hayatımızı bir yalanımızın inşa ettin anne. Mine'nin benim, bizim hayatımızı bir yalanın üstüne kurdun sen. O kız sadece bu yalanın peşinde. Hı. Başka bir şeyin değil. Evet. Sen hala kızı haklı çıkarıyorsun öyle mi? Haklı bulmaktan da fazlası. Bazen diyorum ki keşke her şey ortaya çıkarsa da bütün bu saçmalıklardan kurtulsak. Nadir içine burnunu sokmayacaksın anne. Duydun mu beni? O herif yaptığının cezasını çekecek. Zehra. Bakıyorum da az önce gelen adamın söylediği isme hemen alışmışsın. Hı? Zehra dedim, baktın hemen. Ne oluyor Hande? Ne yazıyorsun? Hiç. Hiç, öyle mi? Biliyor musun, bir kere senin telefonun çaldı. Ben de öyle yani bakmak zorunda kaldım. Karşı taraftaki kişi Zehra dedi. Sen bir numara mı çeviriyorsun? Aslında hafızanı falan kaybetmedin mi? Bir numara falan yok Cera. Ne nasıl oluyor? Telefon meselesi, az önce gelen adamın da sana Zehra demesi. Kendisi de söyledi ya, beni arıyormuş sürekli. Telefonumu bulmuş, aramış demek ki. Yani. Olabilir, evet. Konuşalım mı biraz? Ben kalkayım o zaman. Kalabilirsin Ceren. O senin sonunu getirecek. Sen hala onu koruyorsun. Ama buna izin vermeyeceğim. Onun ailemizi dağıtmasına izin vermeyeceğim. Demin gelen adam Kadir. Hepimiz için olduğu gibi sana da büyük bir şok oldu, farkındayım. Ama sakın kendini kötü hissetme, tamam mı? Bak geçmişte ne olduğunun bir önemi yok. Sen benim kardeşimsin. Yaptığın hiçbir şey de bunu değiştirmez. Sadece senin mutluluğun önemli. Eğer o adamla görüşmek istemezsen bunu bana söylemen yeterli. Eğer görüşmek istiyorsan ona da saygı duyarım. Her şekilde senin yanında olacağımı bilmeni isterim. Karar senin, tamam. Bu arada haberiniz yoktur. Nadir Bey'i içeri aldılar. Nadir Bey mi? Neden? Şirkette ilgili bir mesele. Ama merak etmeyin, yakında çıkar. Benim biraz işim var. Görüşürüz. Vay be. Koskoca Nadir Yaman'ı içeri atmışlar. Genco? Genco'nun haberi yok mu? Neden Hande? Neden görüşmek istiyorsun onunla? Kim bu Kadir? Nereden çıktı? Efendim? Ne? Babam savcılıkta mı? Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum Savcı Bey. Yani benim bunlarla bir alakam yok. Belli ki bana bir kumpas kurulmuş.
Kumpassa bu belgelerde neden sizin imzanız var o halde? Ben irili ufaklı birçok şirkette çalışıyorum. Bu adı geçen şirkette bunlardan biri. Ama böyle yasa dışı işler yaptıklarından haberim yoktu. Haberinizin olmadığı sadece sizin iddianız. Biz elimizdeki delillere göre hareket ederiz. O nedenle bu olayın daha kapsamlı soruşturulması için gözaltı sürenizin 72 saate çıkarılmasını talep edeceğim. Sayın savcım, Nadir Bey herkes tarafından tanınan saygın bir iş adamıdır. Kendisi bunca yıllık iş hayatında ilk kez böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalıyor. Soruşturma süresince serbest kalmasını talep ediyoruz. Bak, sana tatlı getirdim. Sakızlı muhallebi en sevdiğin. İstemiyorum. Mineciğim, sen böyle yapıyorsun ya, ben çok üzülüyorum ama. Bak, Leyla senin annen, evet. Ama ben de senin annenim. Doğduğumdan beri biz seninle beraberiz. Ben seni hiç kimseye bırakmam ki. Duyuyor musun beni? Ben seni bırakmayacağım. O zaman beni neden o kadının yanına götürdün? Çünkü seni özlemiş. Ben de ona üzüldüm. Bir kere o kadın beni tanımıyor ki. Neden özlesin? Seni özlemek için tanımasına gerek yok ki. 9 ay karnında taşımış seni o. Daha doğmadan bağlanmış sana. Sen de kendi bebeğine şimdiden bağlandın değil mi? Bak, kendin söyledin. Sen beni kendi bebeğini sevdiğin kadar sevemezsin. Asla sevemezsin. Yanılıyorsun. O bebek benim sana olan sevgimden hiçbir şey azaltmayacak. Duydun mu beni? Hem de hiç. Hem sana ne kardeş istiyordun? Artık istemiyorum. Seni de istemiyorum. İstemiyor musun? Hayır. Bunu ye ama. Nedir durum? Savcı Bey bırakmıyor. Serkan Bey, toplanacak gelirler için ek süre istedi. Anlıyorum. Beni gelişmelerden haberdar ederseniz sevinirim. Elbette Serkan Bey. Buradan hemen çıkmam gerekiyor Hamit. Elimden geleni yapacağım Nadir Bey. Elinden gelenin fazlasını yap, tamam mı? Ne oluyor baba? Genco, geldin demek. Gitmemiz gerekiyor. Memur Bey, biraz müsaade edin. Oğluyla görüşsün. Tutuklandın mı? Demek iddialar doğru. Kara para mı aklıyordun baba? Ha? Gerçekten bunu da mı yaptın? Oğlum, hepsi iftira. Suçludum ben, inan bana. Keşke içinde sana karşı biraz güven duygusu bıraksaydın da sana inansaydın baba. Genco, gidiyor musun? Hadi gidelim artık. Oğlum gitme. Genco, suçsuzum ben. Yemin ederim suçsuzum. Anne, niye geldik biz buraya? Deden için geldik canım. Affedersiniz. Buyurun. Ben komiser Bayram Bey için... Nasılsın koçum? İyi misin? İyiyim ama seni özledim. Annemle barışacak mısınız? Bunu annem bilecek. Konuşalım mı? Efendim Hüsnü Hanım. Şule'm, Şermin Hanım'ın davası yarın. Eğer büyük bir aksilik çıkmazsa beraat edecek diye düşünüyorum.
Teşekkür ederim haber verdiğiniz için. Yarın davadan sonra da beni bir bilgilendirirseniz sevinirim. Tabii ki. Gerçekten Şule kurtaracak mı oğlumu? Tarık'ı kurtarmıştı. Böyle bir şeye evet diyeceksem emin olmak zorundayım. Gücü, çevresi, her şeyi var. Orada bir kişi kurtaracaksa o kişi de Şule. Dediğini yaparsak Murat'a lazım olan kalp bulunacak. Ondan emin olabilirsin. Ya vazgeçti diyelim. Vazgeçerse ne olacak? Şule yaparım derse yapar. Vazgeçecek olsaydı yıllar önce Tarık'ı kurtarmazdı. Nefret ediyorum senden. Allah kahretsin ki mecburum sana. Oğlum için. İğreniyorum kendimden. Hiçbir farkım kalmadı senden artık. Ne zaman çıkıyor? Duruşması yarın. Ne yapacaksın o kadına? Oğlumu kurtaracaksın Bayram. Seninle olan hesabım sonra görülecek. Yaklaşmak yasak. Konuştuğumuz gibi değil mi? Çıkacaksın. Kavuşacağız değil mi? Kavuşacağız. Hadi. Kavuşacağız. Zehra. Ne işin var burada Kadir? Ne demek ne işin var burada ya? Ya sevgilimi böyle önemli bir günde yalnız mı bırakacaktın bana? Kadir biz sevgili değiliz. Gider misin buradan? Ya bir sakin ol. Bak her şey yoluna giriyor. Sen yine beni seveceksin kızım. Şermin anne çıkacak, hepimiz mutlu mesut yaşayacağız. Bu. Ne o bakış ne? Anne, Hande ablamın getirdiği oyuncak çok güzel değil mi? Ben Hande ablamı çok seviyorum. Çok iyi biri değil mi anne? Evet, çok iyi biri. Annem de çıkıyor. Az kaldı. Yanmaya gelecek. Karar. Sadık Şermin Şimşek,
ifadesini değiştirip suçlu olmadığını söylediğinde ve mevcut delillerde suçlu olduğunu gösteren herhangi bir ipucu bulunmadığında beraatine karar vermiştir. Allah'ım çok şükür. Vay. Şermin anne, bak sonunda adalet yerini buldu bak. Anne. Anne çıktın artık. Çıktın artık. Artık aramızda duvarlar yok. Bitti. Bitti. Gözün aydın Şermin anne. Sağ ol oğlum. Hadi. Nereye? Cezaevinde görüşürüz Şermin. Neden cezaevine gidiyor? Annem çıkmadı mı? Cezaevinden bırakmaları gerekiyor. Buradan bırakamıyorlar. Anladın mı? Prosedür böyle. Ben seni götüreyim mi? Ne bakıyorsun? Ne olacak kızım? Şermin annenin çıktığı günü görmek istemiyor musun ya? Ben giderim Kadir. Ben de oraya gidiyorum. Götüreyim seni işte, beraber gidelim. Benim birkaç evrak işim var. Onları halledeyim, birlikte gidelim. İyi tamam, Zehra ben de. Biz sizi dışarıda bekliyoruz, tamam mı? Tamam. Hadi Zehra gel. Gel. Efendim. Şule Hanım. Evet. Her şey tam düşündüğümüz gibi. Şermin Hanım beraat etti. Teşekkür ederim Füsun Hanım. Bu çalışmalarınızın karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Bayram. O kadın tahliye oluyor. Sıra sende. Bak Genco, babana duyduğumuz öfkeyi bir kenara bırakıp onu oradan çıkarmak için bir şey yapmamız lazım. Suçluysa da mı? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Peki suçlu değilse savcı gözaltı süresini neden uzatmak istesin? Demek ki elinde deliller var. Serkan, babam eğer suçluysa, babam bile olsa cezasını çekmeli. Bak Genco, ben o delillere de inanmıyorum zaten. Muhtemelen biri babana iftira atıyor. Ben aynı yerde çalışıyorum ya, böyle bir şey olsa bilmez miyim? Bak baban suçsuz. Bunu sana ben söylüyorum. Bana da mı inanmıyorsun? Yapacaksın, yardım edecek misin onu çıkarmamız için? Tamam, tamam Serkan. İlgileneceğim. Mehmet Bey, odama gelir misin? Kocam için ne kadar üzüldüğümü bilemezsiniz. Görüşmemiz ikimize de çok iyi gelecek. Teşekkür ederim. Rica ederim Şule Hanım, ne demek? Buyurun abicim. Şule Hanım'ı Nadir Bey'in yanına indirin, kendisiyle görüşecek. Emredersiniz amirim. Buyur. Görüşürüz Mahir Bey. Görüşürüz, iyi günler. Buyur. Teşekkür ederim. Nadir. Şule. Nasılsın? Evet. Babamın davasıyla ilgili ne varsa incelemek istiyorum. Teşekkürler. Avukatı yollayacak her şeyi. Doğru olanı yapıyorsun.
Umarım dediğin gibidir. İnan bana Genco. İnan bana öyle. Umarım bir an önce çıkarırız onu oradan. Ben kalkayım artık. Senden haber bekliyorum, tamam mı? Serkan. Hande babam biliyor mu? Evet. Nasılım diye sormak için bile aramadım. Peki Hande bu adamla niye görüşmek istiyor? Birdenbire ortaya çıkan bir adam neden bu kadar önemli olduğunun için? Genco bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ama onun kararına saygı duymak zorundayım. Sen de öyle. Hadi görüşürüz. Parmaklıkların arasına çok yakışmışsın. Sen yaptın değil mi? Sen attırdın beni içeri. Evet. Öldürmeyi beceremedin. Şimdi böyle mi alıyorsun intikamını? Senin cezanın bu kadar hafif olmasına göz yumacağımı mı sanıyorsun Nadir? Bu halin sana ceza değil, ödül. Öyleyse niye attırdın beni içeri? Oğlumu korumak için. Oğlunu korumak için. Ne saçmalıyorsun sen ya? Serkan her şeyi biliyor. Kardeşine bu iğrençlikleri yapanın sen olduğunu öğrendi. Öğrendi mi? Nasıl yani? Bunun ne önemi var Nadir? Bak, peşindekiler, seni öldürmek isteyenler bir değil iki oldu. Ama ben oğlumun elini kana bulanmasına izin vermeyeceğim. Yerinde olsam tüm suçlamaları kabul eder, buradan dışarı adım atmazdım. Sakın çıkma buradan. Sakın Nadir. Sakın oğlumun elinin kana bulanmasına sebep olma. Sana söyleyeceğim son söz bu. Efendim anne? Yok bir şey, bir tanem. Aç şu telefonu Bayram. Aç şu telefonu. Çok geç olmadan benim bir şey yapmam lazım. Ne oluyor anne? Bir tanem. Benim hemen çıkmam gerekiyor. Sen evde tek başına kalabilir misin biraz? Neden? Senin gelmemen gerekiyor çünkü. Ben hemen gidip geleceğim anneciğim, olur mu? Olur. Akıllı oğlum benim. Akıllı oğlum benim. Neden çıkmadı anne? Çıkar şimdi. İşlemleri uzun sürmüştür. Bir şey olmuştur. Bekle. Çıksın ama artık. Çıksın şuradan artık. Ya tamam, bir dur. Çıksın. Nerede? Nasıl? Şermin anne ya, nerede? Onun çoktan çıkmış olması gerekiyordu. Siz yanında değil miydiniz? Şermin Hanım'ın işlemleri çoktan bitmiş, çıkartmışlar. Ben başka bir müvekkilim için kaldım. Allah Allah. Nasıl ya? Bayram Bey, biz doğruyu mu yapıyoruz acaba? Ha? Zehra şimdi beni orada göremeyince meraktan çıldırmıştır. İnanın böylesi daha iyi Şermin Hanım. Şule onun peşinde.
sizi kızınızla görmemesi, size ulaşamadığını bilmesi daha iyi. Dediğim gibi, sizi yerleştireyim, ben ona en uygun şekilde anlatırım her şeyi. İyi. Siz öyle diyorsanız, öyle olsun. Bir dakika, annem nasıl çıktı? Biz niye görmedik? Ne bileyim Zehra'm, anlamadım ben de. Sen ne çeviriyorsun? Bir şey mi çeviriyorsun? Ya ben ne çevireceğim Allah aşkına? Bir taşın altında da beni arama ya. E her taşın altından sen çıkıyorsun. Bak bir şey varsa söyle. Söyle. Kadir söyle bir şey varsa. Vallahi billahi ben bir şey çevirmiyorum. Yemin ederim mi? Allah çarpsın. Daha ne diyeyim? Hayal. Zehra. Ne? Çıktım anne. Ay çıkmış da görmedik biz. Allah kahretsin. Ne? Bayram. Ne bayramı, ne oluyor? Bayram bir şey mi yaptı? Bizim bir an önce bayramı bulmamız lazım. Bayram mı aldı götürdü annemi? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Geldik. Arkadaş olaylara bak. Nerede şimdi? Nereye götürdü annemi? Ha, bilmiyorum onu işte. Annemle kaldı. Uzun süredir bakımsız. Kusura bakmayın. Acaba Zehra'ya ne zaman haber vereceksiniz? Şule tehlikesi geçince. Kızımı ve beni koruduğun için sağ ol. Dur. Ulaşmaya çalışıyoruz ki annemi öldürecekler. Gidelim şuraya söylesin nerede olduğunu bulalım hadi. Bu haldeyken onu bir yere götürmeye kalkma ne olur. Biri gidecekse ben gidiyorum. Annemin evi boş. Orada kalacağım. Bir dakika ben galiba biliyorum nerede olduklarını. Tamam biliyorum o zaman. Yetişemezsek ya anneme bir şey yaparsa bu adam? Ya kızım merak etme yetişeceğiz. Şermin anneye bir şey olmayacak merak etme sen dur. Özür dilerim.
Ama bunu yapmaya mecburum. Ne? Benim hayatım bitmiş. Ama torunumu yaşatmak zorundayım. İnanın mecbur olmasam bunu yapmazdım. Kusura bakma. Yapma bunu Bayram Bey, bak. Yalvarıyorum, yapma. Söz verdiğim şeyi yapıyorum. Yapma. Bak Bayram Bey, kurbanın olayım. Yapma bunu bana. Tamam, burası.